imtihanları kabul etmemek manasına gelmez. Bu bizim beşeri tarafımızdır. Bir beşer olarak biri bizi Allah'tan alıkoyabilir. Biri bizi meşgul edebilir. İbadetten alıkoyabilir, zikirden alıkoyabilir, tefekkürden alıkoyabilir. Allah'ın huzurunda durmaktan alıkoyabilir. Bu aslında bunu yapan farkında olsa da olmasa da şeytanın işini yapıyor. İster onu sevgisinden yapmış olsun, ister nefretinden yapmış olsun. Hangi tercih olursa olsun o fark etmiyor. Onu Allah'tan alıkoyduğunu bilmesi gerekir. Onun için bir kul Allah ile beraber oluyorsa, Allah'ı zikrediyorsa, tesbih ediyorsa, Allah yolunda bir hizmette bulunuyorsa, bir çaba gayret sarf ediyorsa, ona yardım eden doğru yapmıştır, Allah'ın muradını gerçekleştirmiştir. Onu arı koyan da farkında olsun ya da olmasın, tam tersini yapmıştır. Şeytanın işini yapmıştır, onu meşgul etmiştir. O da bir beşer olarak meşgul olur. Meşgul olması, üzülmesi, sıkılması, kızması, Allah'ın takdirini, emrini, hükmünü kabul etmemek midir? Hayır. Tam tersinedir. Derdi var. O sıkıntısı, o üzülmesi ayrıca ona yol aldırır. Ona kazandırır. Hangi konuda olursa olsun, kul Allah'ın zikrinden, Allah'a secde etmekten ya da bir hayrı işlemekten geri kaldı mı üzülür. Bu onu kabul etmiyor manasına gelmez. Tam tersine bu üzülmesi ona kazandırır. İster biri sebep olsun, ister kimse sebep olmamış olsun. Onun için takdiri kabul etmemek demek değildir. Bu beşeri bir şeydir. O da ona ayrıca kazandırır. Üzüldüğü için.